Güvenlik olayına bakacak olursak Özgür Özel de diyor ki biz kefiliz diyor. Bir de Özgür Özel'in şöyle bir yorumu daha var. Onu da aktaralım. Yani o zaman sizin egemenliğinizle ilgili bir sorun var demektir. Güvenliği sağlayabiliyor olmalısınız. Zaten güvenlikle ilgili kaygı dolayısıyla bazı şeyleri yasaklıyorsanız burada da soru işareti vardır diyor. Buyurun, ben sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi Tanju Bey'in söylediklerinin bir kısmına katılıyorum ama maalesef güvenlikle ilgili konuşmasının bazı konularına itirazlarım var, onu söyleyeyim. Buyurun. Mesela birinci itirazım, marjinal grup deyince yalnızca olay çıkartma potansiyeli olan grupları mı kastedildiğini düşünüyor. Yani Türkiye'deki terör örgütleri konusunda herhalde Özgür Özel'in bir garanti verme durumu olamaz, değil mi? Yani oradaki kastedilen grup, bunun içine sızacak olan işte 50-100 kişilik bir grubun işte slogan atması, işte taşlaması, polis taşlaması gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Olay başka bir şeyden bahsediliyor. Bu onunla ilgili bir konuşma. O konuda Özgür Özel'in bir garanti verme durumu veya Tanju Bey'in söylediği gibi bizim örgütümüz onları ayıklamaya müsaittir gibi bir söylem bence burada çok da doğru değil. Peki bir soru sorabilir miyim araya gelip? Çok önemli. Mete Bey, bir soru sormak istiyorum. Tam bitireyim. Hayır şu tam bitirmeniz, bağlamanızla ilgili. Şimdi bu yeni kapıda yapılsaydı, Maltepe'de yapılsaydı aynı terör örgütleri veya marjinal gruplar. Aynı anlatacağım. Aynı eylemleri burada daha kolay yapamaz mıydı? Tamam, şimdi tamam onu anlatacağım. Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi oraya geleceğim. Şimdi o soru soracağınızı bildiğim için oraya doğru gelecektim. O yüzden dedim hani bekleyin. Şimdi ben size şöyle bir şey soracağım. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Zamanında CHP'nin birçok milletvekili bazı kişileri mecliste çıkartarak onları savunmuştu. Hatırlar mısınız, biliyor musunuz? Mesela birçok kişiyi savundu. Bunların bir kısmının terör eylemlerine fiili olarak katıldığını biliyor musunuz? Mesela onları çıkartıp onların bu tür eylem yapmayacağı konusunda garantiler vermişlerdi. Yani işte bunları terörist diye suçluyorlar, bunların terör eylemleri yapması falan mümkün değil diyen kişiler daha sonra Türkiye'de fiili anlamda intihar eylemlerinde ve polise silahlı saldırılar sonucunda ya bir kısmı öldürüldü ya da kendisini patlayıcıyla patlattı. Şimdi bakın, bazı söylemler vardır ki bunu sağlayamazsınız. Yani bu o kadar kolay bir şey değil. Bakın bir kez daha söylüyorum. CHP milletvekilleri meclisin kürsüsünden, pardon, meclisteki bölümlerinden yanlarını alarak bu insanların asla terörist olmadıkları konusunda insanların önüne çık konuşmalar yaptılar. Bu bir tane, iki tane, üç tane değil. Bir sürü kişiyle ilgili. Hatırlar mısınız Tanju Bey? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yani somut bir örnek verirseniz bana. Mesela en son polise silahlı saldırı yapan kişi, DHKPC'den yapan kişi biliyorsunuz öldürüldü. O kişilerden bir tanesi yine size şu anda da hala milletvekili yapan birisi tarafından meclise getirilip daha önce haksız olarak tutuklandığı konusunda ortaya çıkartılan kişilerden bir tanesiydi. Bakın konuyu hatırlamıyorum. Bakın onlarca kişi bu tür olaylar konusunda bu tür eylemlere katıldı. Bunu niye söylüyorum? Bakın bir kez daha söyledim. Yanlış anlamayın. Bir kez daha söylüyorum. Konuyla bunun alakasını da kuramadım ben. Öyle bir konuyu hatırlamıyorum. Ama konuyla alakası benim sorduğum soru netti size. İstiklal Caddesi'nde Tanju Bey, bir dakika, müsaade edin. Taksim'de müsaade güvenliği sağlayamayıp yeni kapıda nasıl güvenliği sağlayacaksınız? Tamam, oraya geliyorum. Edin, ben oraya geleceğim. Müsaade edin ya Tanju Bey. Yani ben sizin hiç çözümünüzü kesmem, siz de benimkini kesmezsiniz. Ben bütünsel olarak geleceğim. Hayır, şimdi bir mantık silsilesi içinde cevabını vereyim. Sonrasına en sonunda sizin katıldığım, size katıldığım yeri de söyleyeceğim. Merak etmeyin. Bunu şunu için söylüyorum. Hiç kimse bir gruba kefil olamaz. Özellikle bir terör grubunun eylem yapması konusunda ben bunu engelleyeceğim diye bir söz veremez. Yani Özgür Özel'in böyle bir söz vermesi mümkün değil. Yani İçişleri Bakanı şunu söyleyebilirsiniz. Bana ait olan grupların içerisinden size bir tek bile taş atılmayacak dersiniz. Onu da kendi içinize yaparsınız. Ama sizin içinize karışacak olan birisinin ne yapacağını bilemezsiniz. Bunu anlatmaya çalıştım. Sizin meclis kurşusuna çıkartıp
meclis kürsüsü diyor, özür diliyorum. Meclise getirip konuşma yaptığınız kişiler daha sonra terörist çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç kimsenin bilme şansı da yok. Siz devlet değilsiniz. Devletin istihbarat birimi değilsiniz. Sizin görüştüğünüz insanların kariyerinin ne olacağını, nereye gideceğini bilemezsiniz. Bu birincisi. İkincisi, sorduğunuz sorunun cevabını verin. Yenikapı da hiç mitinge gittiniz mi? Mesela oraya alanını biliyor musunuz? Gayet iyi biliyorum. 40 tamam. tane 40 tane miting bölgesinden bahsediyor valilik. Tamam, tamam. Şimdi sadece Yenikapı'yı ve Maltepe'yi örnek olarak verdim ben. Tamam, 40 tane bölgeden bahsediyor. Aynen. Evet. Şimdi Yenikapı ve Maltepe'nin bulunduğu yer düz bir alan değil mi? Yani giriş çıkışı belli merkezlerden kontrol edebileceğiniz ve o merkezlere girildiğinde de tek alanda güvenliği sağlayabileceğiniz yerler. Yani güvenlik anlamında herhangi bir eylem yapıldığında veya buraya herhangi birisinin bir eylem yapması düşünüldüğünde kontrol edebileceğiniz alanlar. Güvenlik anlamında eğer karşılaştırmak istiyorsanız evet doğrudur. Buralar diğerlerine göre çok daha güvenlidir. Şimdi size sorunuza geleyim. Niye Taksim'de güvenlik sağlanamıyor? Şimdi Taksim'in bir özelliği var. Taksim'e çıkan ara sokak sayılarının miktarı diğer alanlara göre bakıldığına çok daha fazla. Yani ara sokaklardan eylem için potansiyel anlamda kullanılabilecek alan miktarı çok daha fazla. Bu nedenle oranın güvenlik anlamında en riskli yerlerden bir tanesinin olması şey değil. Hani ya burasının bir özelliği mi var? Evet, orası güvenliğin sağlanması anlamında en zor yerlerden bir tanesi. Çok fazlasıyla dikine çıkan, direkt Taksim'e çıkan çok fazlasıyla meydan var. Mete Bey, doğru anlıyoruz değil mi? İşte tarla başından, gümüş suyundan, farklı noktalardan birçok giriş var bu giriş meydana. Giriş var. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Geçmişte de Taksim'de bu tür olaylar olduğunda o ara sokaklarda yapılan eylemlerin türevlerini ve farklılıklarını biliyoruz. Bunu şunun için söyledim. Bu bir tespit olarak söyledim. Şu sağlanamaz mı? Evet. Demin Tanju Bey söyledi ya, burada bir miting yapılmasına müsaade edilememiz. Edilebilir, tabii ki edilebilir. Yani edilemez diye bir şey yok. Yani dünyanın her tarafında istediğinizde güvenliği sağlayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim ben size. Bu alana ne kadarlık bir kişinin şey için geleceğini düşünüyorsunuz? Ne kadarına müsaade edecek? Ne kadarına? Ne kadar düşünürsünüz? Mesela Tanju Bey'e sorayım. Tanju Bey, belediye başkanı. Şey, hatırlatayım. Ne kadarlık birisini? Hani şu konu gözden kaçıyor. Bu eylemciler veya bayramı kutlamak evet. isteyenler neden 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak istiyor? Bunun sebebi 1 Mayıs 77 olaylarından dolayı. O acı. Evet. Aynı zamanda aynen. anma sebebiyle burayı evet. istiyorlar. Bu bir. İkincisi evet. Biz Taksim'de miting yaptık CHP olarak, biliyor musunuz? Ne zaman biliyorum. Yaptığımızı hatırlatayım mı size? Zannediyorum 15 Temmuz hain darbe girişiminden 9 gün sonra biz burada yüz binlerce insanın katıldığı bir miting yaptık. Hı-hı. Taksim'de. Yanılmıyorum Hı-hı. değil mi? Kayıtlara baktığınızda görürsünüz. Hatta İstanbul, ya şu anda bakamıyorum. Telefonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, metroları falan da ücretsiz hale getirmişti. Yani o alan Hı-hı. tıka basa doluydu. Bu o gün hiçbir olay olmadı. Doğrudur. Yani çok fazla emniyet tedbiri falan da uygulanmamıştı. Gayet iyi hatırlıyorum. Ama siz diyorsunuz ki 42 bin, daha doğrusu Başak Hanım söyledi. 42 bin güvenlik gücümüz yarın İstanbul'da görev alacak diyorsunuz. Evet. İstanbul'da Sayın 40 Nadi tane söylüyor. Miting alanından bahsediyorlar. Bunları ben evet. bazılarını biliyorum. Çok önemli bir kısmı Taksim'e göre son derece elverişsiz alanlar. Yani hı hı. kaç tane sokak olabilir Taksim'e açılan İstiklal Caddesi'nden diyelim 30 tane. Çok. Sokak. Bakın 30 şöyle tane bir... sokak olabilir. Daha fazla olamaz. Sağlı sollu aşağı ana yukarı. Ana girişler olduğu gibi oralara akan bir de Taksim meydanı da böyle düz olmayan bir alan değil ki. Orası da aşağı yukarı hani sıfır kodlu neresi olmasa da Taksim yok. Taksim meydanı için. Taksim meydanı için. Yani tabii bakın, ki yeni kapı kadar düz değil ama öyle çok engebeli bir araziden düzlük, falan da bahsetmiyoruz. Ben düzlük deyince yanlış anladınız galiba. Ben düzlük deyince şey demedim. Alanın düzlüğünden bahsetmedim. Etrafta bina olmamasından, düz bir alan olmasından bahsettim. Açıklık alandan bahsettim. Onu kastettim. Ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Etrafında güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir olgudan olmamasından kastederek söyledim. Yani bu güvenlikle uğraşan insanların tercih ettikleri bir yerdir. Kontrol edebilirler tek merkezden. Kontrol edebilirler.
Şimdi sizin sorunuzun içerisinde bakın şöyle bir şey var. Danjo Bey, tabii ki burada yapılabilir. Yapılmasıyla ilgili de hani devlet her tarafta kontrolü sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Siz belediye başkanısınız ve çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki Bolu'da yapılmasında bir sıkıntı yok. Bolu'da en son terör eylemi ne zaman yapıldı? 2 yıl önce 2 tane PKK'lı bir hücre evinde polis tarafından etkisiz hale getirildi. Tamam. Ya yani eylem yapılmadı. Eylem hazırlanan bir grup aldı. Bir de yakın zamanda birkaç gün önce de Afgan ve Irak uyruklu 7 kişi eylem yapmaya hazırlanırken Bolu polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şimdi bazı yani yerler dediğinizi anlıyorum ben. Bolu bir geçiş bakın, noktası. O yüzden onun için söylemedim. Bazı yerler vardır ki sizin için orada Bolu'daki valilik meydanı açsa da hiçbir sorun olmaz. Olmaz çünkü risk sıralamasında Bolu'yla İstanbul 1 değil. 2, bazı yerler vardır ki bazı yerlerin temsilcileri vardır. Bazı örgütler tarafından, bazı marjinal gruplar tarafından veya radikal unsurlar tarafından orada eylem yapmak tercih edilir. Bu Taksim'e gelecek olan grupların eylem yapacağı anlamında söylemiyorum. Bakın 2 gün önce belki size takip etmişsinizdir Tanju Bey çünkü bu konulara çok ilgili. DAEŞ'in bir hücre grubu ele geçirdi biliyorsun İstanbul'u. Evet. Ve bu hücre grubunun hedefi 1 Mayıs kutlamalarıydı ve Taksim'di. Bir bombalı eylem yapmak üzere hazırlık yapan bir grup ele geçirdi ve bunlar şu anda alındı. Yine adamların bakın hedefi Taksim ve Taksim'de yapılacak olan işte gösteriler veya ne diyeyim kutlamalar hangisini derseniz. İkisi de tercih edilir. İkisinde de yapılacak olan yer aynı yer arkadaşlar. Şimdi sizin için önemli olan yer başka bir terör örgütünün içinde hedef haline gelir. Başka bir yerde örnek veriyorum. Adını vermeyeyim çünkü o zaman olay olur. Sonra hedef gösterildi kabul ederiz. Bir şehirde bir yere bir eylem yapmasıyla İstanbul'da, Taksim'de bir terör örgütünün orada miting yapanlara eylem düzenlemesi arasında inanılmaz bir farklılık var. Şey anlamında farklılık var. Hepsi terör eylemi. Ama onlar orayı çok daha önceliyorlar ve orayı hedef haline getiriyorlar. Bunu birbirinden ayırının. Bu şu demek değil. Sizin söylediğiniz gibi yani burasının güvenliği sağlanamaz. Sağlanabilir arkadaşlar, sağlanabilir. Siz 40 bin tane polisten bahsediyorsunuz. İstanbul gibi bir yerden 40 bin tane polisten bahsediyorsunuz. 40 bin polis İstanbul'a dağıtın bakalım ne kadarlık bir sayıya düşecek o. Evet yani 17 farklı alanlar kentte, bölününce tabii. Ne kadarlık bir oran? Hayır Başakanım, 1 Mayıs'la ilgili 40 bin polis görevlendirildi dedi. Doğru, evet dedi. Evet. Yani bu Mayıs söylüyorum. Sayın Gül'ün açıklaması bu. Yani 40 yere bölün İstanbul'a ne kadar polis düşeceğini, ne kadarlık bir alanda kontrol edebileceklerini düşünün. Ki tabii ben sizin söylediklerinize katılıyorum önemli ölçüde. Ama bakın, önemli ölçüde katılıyorum. Siz güvenlik uzmanısınız. Ben bu meselenin güvenlikle ilgili olmadığını, siyasi bir gerilim için bu iznin verilmediğini düşünüyorum. Başından beri bunu söylüyorum. Mesele güvenlik anlamında ikinci boyutta. Eyvallah, asıl burada sizin siyasi gerginlik çıkartma meselesi bu. Eyvallah. Her yıl olduğu yani, gibi. O sizin şeyiniz, hani söylemeniz. Ben o yüzden hani buna hayır veya evet deme pozisyonda değilim. Ben hani o sizin bunun cevabını sizin siyasi peki muhataplarınız verir. Ama güvenlik anlamında neyi düşünüyorlar ve neyi planlıyorlar ve niye orayı tercih etmiyorlar sorusunu sorduğunuz için evet, ben size yalnızca bir şey söyledim. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? Dünyanın her yerinde herhangi bir bölge bu tür olaylar için veya pardon bu tür mitingler için tahsis edilir mi? Dünyanın birçok yerinde aynı şekilde tahsis edilen alanlar vardı ve bu tahsis edilen alanlarda bu yerlerde icra edilir. Yani bu yalnızca Türkiye'ye özgün bir şeymiş. Yani ben Avrupa'da böyle bir sistem değil olduğunu duymadım. Bir de bakın bu 1 Mayıs söyleyeyim Taksim Meydanı'nın özelliğini de söyledik. Hatta yani burada bir anma var aynı zamanda. Yani herhangi bir meydan değil ki. Yani durup bakın dururken bir Saraçhane'de toplanalım demiyor bu insanlar. Taksim'de üstadım, ben, toplanmalarının bakın, bu konuda, bir sebep var. Bakın bu konuda size niye oraya gidiyorsunuz sorusunu sorma makamı ben değilim. Böyle bir şey sormuyorum. Böyle bir şey iddia da etmiyorum.
Yani oraya gitmek istiyorsa, oraya bir anma ile ilgili bir herhangi bir iş yapmak istiyorsanız, 1970'lerin ortasında yaşanan bu olaylarda ölen insanları anmak istiyorsanız, tabii ki bununla ilgili özen bir izin verilmeli ve buraya gidip bunu temsilen bu işi yapmak isteyen insanlara bu fırsat tanınmalı. Ben de sizde aynı şeyi düşünüyorum. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Ama bunun ölçüsü ne olur? O karşılıklı konuşarak bulunacak bir şey. Bunun çözümü bulunabilir mi? Bulunur. Bakın Tanju Bey, ben de aynı şeyi hissetmiyorum. Ama peki, sayısal anlamda ne kadarlık bir güvenlik sağlayabilirsiniz? Ne kadar bir gruba izin verilir? Bunu da beraber oturup konuşulabilir ve bir peki, ortak noktada bulunabilir. Onu söyleyeyim size.